bir yıl, bir buçuk yıl, şu an altın bir düşüş trendinde. Bu trend bitmedi. Yani altın bir geri çekilme yapıyor, bu trend henüz bitmedi. Dolayısıyla ben TL bazında da 90 TL seviyeleri görülebilir diye düşünüyorum. Bu şu an 92 zaten görüldü. Biz özellikle 96'da, 97'de falan bir miktar 2-3 ay altın gevşeyecek demiştik. Şu an 90, dünkü kapanış 94.38, bu sabah itibariyle 95'i geçmiştir. Çünkü dolar yükseliyor bu sabah itibariyle. Ve bu 92.5'ün altına indiğinde geçmişte 90 seviyesini görmüştü. Bu seviyelere kadar düşerek burada destek bulur ki ben oradan genellikle daha çok alım yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Garantisi yok oraya kadar düşmesinin ama bu benim söylediğim bir ay, bir hafta sonra, üç gün sonra olacak bir şey değil. Ben 3 ay içerisinde böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika Merkez Bankası'nın hala bastığı parayı çekeceğine dair sinyaller geliyor. Ne zaman Amerikan ekonomisine ilişkin çok iyi bir veri gelse o zaman altın düşüyor. Çünkü bu durumda parayı çekerler endişesi hakim. Ne zaman kötü bir veri gelse altın yükseliyor. Ama bundan sonraki süreçte Amerikan ekonomisine ilişkin olarak iyi veriler daha fazla gelecek. Bu da basılan paranın çekilmesi olasılığını artıracak. Dolayısıyla benim senaryom böyle. Yani ben yanlış düşünüyor olabilirim ama kafamdaki senaryo bu. Bu yüzden de altın bir miktar daha böyle aşağı yönlü kan kaybedecek. Altında 1705 aşılırsa başka bir hikaye başlar. O zaman onu değerlendiririz. Ama 1705 aşılmadan yeni bir pozisyon açılması yerine düştüğünde minimum vade 1-1,5 yıl olmalı yani altında. Peki hocam, şimdi bugün gazetelere yansıyan bir haber vardı. Sorularla devam edeceğiz ama ineğe bile not veriyoruz. Gördünüz mü? Yok, hayır, görmedim. Evet. Standard & Poor's'un biliyorsunuz Amerika'da küresel kriz öncesinde konut kredilerindeki risk saklatılmasından dolayı bir dava yürüyor. Evet. Orada 5 milyar dolarlıktı bu dava. Evet, evet, doğru. Şimdi dava sürecinde de tabii şirketin iç yazışmaları da ortaya çıkmaya başlamış. Oradaki e-postalarda birbirlerine yazıyor analistler. İneklerin düzenlediği anlaşmaya bile not veririz diyor. Öbürü de gülücükle cevap veriyor. Şimdi hani bunu şunun için hatırlattım. O kadar çok var ki yazışmalar şimdi önümde. Biri diyor ki mesela, bu arada bu anlaşma gerçekten çok saçma. Biliyorum, bahsedilen model risklerin yarısını bile göz önüne almıyor. Bunu derecelendirmiyor olmamız gerek diyor. Öbürü de diyor ki, her anlaşmayı derecelendiriyoruz. İnekler tarafından oluşturulmuş olsaydı dahi derecelendirirdik. Şimdi bu Standard & Poor's'un ya da işte kredi derecelendirme kuruluşlarının aslında yapısal olarak ne durumda olduklarını bize anlatan çok güzel bir örnek. Bugün de pek çok gazetede, ekonomi sayfasında, hatta birinci sayfalarda, manşette ben sabah yer almış. Evet, sürekli piyasayla ilgilendiğim için bu sabah gazetelerin ekonomi sayfalarına hani, bakamıyorum. Evet. Bazen mesela Sayın Başbakan çok sert çıkmıştı, eleştiriler olmuştu. Demek ki eleştirmemek lazım, doğru söylüyormuş. Evet. Hani fişliğini yaptı demek de yanlış değilmiş. Daha ötesi de söylenirmiş. Adamlar böyle bir mantıkla çalışıyor, görüyor musunuz? Şimdi bak, görüyor musun? Amerika... İneğe bile not veriyoruz diyor adam. Ya ineğin yaptığı bir şeye bile, faaliyete bile not veriyoruz diyor. Şimdi işin tabii, onlar da kendi içlerinde dalga geçiyorlar yani. Tabii. Ve risklerin yarısını bile sergilemiyor bu not diyor. Demek ki risklerin yarısını bile sergilememez. O zaman risklerin tamamını sergilediğinde ona 1,5 kat risk vererek notu düşük de tutabiliyor. Aynen öyle. Bir de şu, bak şimdi bunlar nasıl, ne zaman ortaya? Niye 3 gün önce, 1 hafta önce çıkmadı da bunlar? Veya 6 ay önce çıkmadı da ortaya? Veya krizden sonra çıkmadı da niye şimdi çıkıyor? Amerika bunlara dava açtı. Tabii orada çıkıyor. Ondan sonra dava açtıktan sonra da CIA, FBI bütün elindeki dokümanların hepsini şu an bir açtı. Daha neler çıkacaktır? Yani çok fazla şey çıkacaktır. Fakat Erdem Başçı o önceki geceki yemekte çok güzel bir şey, çok net bir şey söyledi. Serpil Yılmaz bir soru sordu kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili. G20 de dedi, derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili olarak karar alındı dedi. Yani şöyle, kamunun bir kararı, yani kamu bir devlet kağıdı çıkartıyor ya, bunu özel bir şirket AŞ değerliyor. Buna AAA notu veriyor. Tamam mı? Sonra da kamu diyor ki bankaya, eğer sen AAA notlu bir kağıdı, bir devlet kağıdını alırsan, bu bütün dünyada böyle,
O zaman karşılık ayırmak zorunda değilsin. Sermayeden karşılık ayırmayacaksın. Eğer BBB olursa şu kadar ayıracaksın. Eğer şöyle olursa onun miktarı kadar karşılık ayıracaksın. Yani diyor, kamu düzenlemeleri bunları göğe çıkarmış durumda. Yani kamu bir düzenleme yapmış. Doğru. S&P'nin, Moody's'in notuna bakarım ben. Oradan AA almışsa ona karşılık ayırma. O yüzden G20'de diyor böyle bir toplantıda karar alındı. Bundan sonraki düzenlemelerde bu derecelendirme kuruluşlarının etkisi azaltılsın. Nasıl azaltılacak? O zaman bizim bankada herhangi bir devlet kağıdı, herhangi bir özel sektör kağıdını satın aldığında bu banka ne kadar karşılık ayıracak? Neye bakılacak? Önceden şeye bakılıyordu. Notun ek kağıdın o şu kadar karşılık ayıracaksın. Buna bağlanmıştı. Peki bütün kamu bu düzenlemeyi kaldırırsa, yani derse ki onların notuna bakmıyorum artık. Sen bir birim kuracaksın. Senin ekonomistler birimin bunu değerlendirecek. Sen bunu değerlendirdikten sonra bana değerlendirme rating şeyini göndereceksin. Ben sana ayrılacak karşılığın puan tablosunu göndereceğim. Ama ya da bunu özel bir bağımsız ekonomistler grubuna değerlendireceksin. Birçok olacak. Kim işini en iyi yapıyorsa o olacak. Fakat burada çıkar çatışması var. Banka ister ki hiç karşılık ayırmayayım. Tabii. En yüksek notu kim verecekse ona şey yapayım. O yüzden buna bir çare bulunmaya çalışılıyor. Yani şimdi banka çok riskli birisine kredi vermiş, hiç karşılık ayırmıyor. Yarın o kredi battığı zaman vatandaşın parası batıyor orada. Ondan sonra o da devletin sırtına kalıyor. Çünkü mevduat garantisi var. Bu nedenle Barış, bu olay bir milattır. S&P'ye dava açılması olayı bir milattır. Evet, daha bakalım neler çıkacak hocam. Ve bundan sonraki süreç bu derecelendirme kuruluşları için bir cehennem dönemi olabilir. Öyle gözüküyor. Çünkü yepyeni bir dönem başlayacak onlar için. Şu yazışmalar bu bir tanesi. Daha neler çıkacak bakalım. Aynen öyle. Şimdi sorularla devam edelim. İlhan Pars diyor ki, bir hisse senedi için bir emir verdim diyelim. Kağıt 1.25 kuruş, 1.23'ten al dedim. Piyasa aşağı döndü. Emri iptal etmemin bir sakıncası var mı ya da bir suç oluşturuyor mu? Hayır, yok. Sadece emri iptal etmenin daha önce emir iptali yoktu. Ama daha sonraki düzenlemelerde işte bu tip sert düşüşler durumunda emir iptal edebiliyorsunuz. Ama birisi size satışı yapmadan önce emri iptal edebiliyorsunuz. Bir de emri iptal ettiğiniz için de bir ücret ödüyorsunuz. Yani işlem gerçekleşmese bile. Normal alım satım işleti gibi gerçekleştiğinde bir komisyon ödüyorsunuz ama artık emir iptali yapabilirsiniz ama o iptal için bir ücret ödeniyor. Diyelim 10 bin lirada veya 10 bin lirada 1 lira mı, 100 bin lirada 1 lira mı, ne bir oran var, onu aracı kurumdan öğrenebilir. Ne kadar bir emir iptali için ne kadar bir maliyete katlandığını öğrenebilir. Bu da şey için, yani göstermelik tahtada çok alıcı var, çok satıcı var deyip sonra iptal ediyorlar. Tamam mı? Suni emir yazıyorlar, sonra da iptal ediyorlar. Onun önüne geçmenin yolu ne? Ona bir ücret koyacaksın. O zaman onun sana bir maliyeti olsun yani. Evet. Şimdi az önce konuştuğumuz konuyla ilgili Kemal Sağır'ın bir yorumu var. Düne kadar derecelendirme kuruluşları şirketleri iflasa götürüyordu. Bugün neredeyse işi büyüttüler, ülkeleri iflasa götürüyorlar demiş. Evet. Şimdi yine güzel yani. Yakınlarda hisse öneriniz olacak mı? Onu soruyorlar hocam. Artık hisse önerisi herhalde vermiyorsunuz değil mi? Yok, yayınlarda. Şöyle web sitemde bir tablo veriyorum zaman. Ve bu tabloda zaman zaman düzenleme yapıyorum ama şu an düzenleme yapmayı gerektirecek bir gelişme yok yani o tabloda. Evet. O gerekirince yeni bir hisse eklenmesi, yeni bir hisse çıkarması, öyle bir genel yani iyi şey dedim. Bazıları kısa vadeli hareketler için, bazıları orta ve uzun vadeli hareketler için ama Türkomani dergisinde verdiklerimiz şey, onlar tamamıyla çocuklarımız için yatırım yapalım diye çok uzun vadeli hisseler. Kerem adı güzel de diyor ki, Avrupa'daki ekonomik durum ihracatımızı ne zaman olumlu etkilemeye başlar? Avrupa'da kriz bitti diyebilir miyiz, yoksa Avrupa'nın krizden çıkışı yatay seyretmeye devam mı edecek? Yatay seyretmeye bence devam edecek. Yani Avrupa'da çok çabuk bir toparlanma kimse beklemesin ama en azından bizim Avrupa'ya ihracatımızda bir miktar buna rağmen artış olmuş durumda. Şu euro dolar paritesindeki artışın ben etkilerini hemen göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle Ocak ayında ve Şubat ayı ihracat rakamları Avrupa'ya çok daha iyi gelebilir. Bir de otomotiv sektörü de bu arada ihracatını arttırabilir ama hani ucuzlamış oluyor. Fakat bu arada Japon yeni de çok değer kaybettiği için Barış,
Japon arabaları bizden daha ucuz o duruma geldi şu an. Yani biz Japonya ile araba pazarında bayağı bir rekabetçi olmaya başladık. Yani daha önce sıkıntımız yoktu fazla. Ama Japon arabaları Avrupa'yı istila edebilir. Yani biz Avrupa'ya araba satıyorduk. O yüzden otomotiv sektörünün önünde bir miktar risk var. Peki bu Japonya nereye gidiyor hocam? O da soruluyor aslında. Japonya bence daha önce dolar, euro bak karşısında. 82'deydi. Bu 90'a kadar gider. Hatta ev kredisi almış olanlar merak etmesin, üzülmesin. Artık daha az kredi ödeyecekler diye mesaj vermiştik. Şu an 95 civarındaydı en son gördüğümde. Bakalım şu an kaç? Ona bir bakayım. Evet 93,5 yani 93,5 civarında, 93,6 civarında. Benim tahminim 100 seviyesine kadar, 110 seviyesine kadar bile gidebilir. Yani Japonya'da yeter ki enflasyonun yükseldiğine dair birkaç tane şey görelim, veri görelim. Biraz da üretimin arttığına dair bir veri görelim. Bence o gider o zaman. Yani o gider ama bir miktar düzeltme yapması lazım artık. Peki hocam, Şenol Ersoy diyor ki iyi günler, 2007 yılında kapanan UKİ şirketine yatırımcı olarak bugün ne yapabiliriz? Yapılabilir mi bugün bir şey? 6 sene evvel kapanmış yatırımcısı herhalde. Valla şöyle, böyle bir durumda hani bir sürü hakları var yatırımcıların. Mesela şirketi kötü yönetirek batırdı, bu zararımı tazmin etmek istiyorum diye mahkemeye dava açabilir. Orada o zamanki yöneticiler hakkında, genel yönetim kurulu hakkında. Ama hocam çok kolay değil bu işler ya. Çok kolay değil, şöyle. Onlar aranıyor, bulunuyor, işte bunun şahidi, delili, ispatı. Tabii mesela ben mesela bilirkişilik yapıyorum bazı dosyalarda ve orada karşımıza geliyor. Yani bu bir dava yaklaşık hakikaten minimum 4-5 yıl sürebiliyor. Bir de orada o yöneticilerden kimin gerçekten hatalı olduğunu bulmayı, yani ispatlamak gerçekten çok, çok zor. Yalnız şeyi bilemiyorum. Acaba İMKB şey SPK'nın bir şeyi vardı. Böyle bir durumlar için, buna benzer durumlar için bir yatırımcı koruma fonu var. Hı hı. Oradan yatırımcıların zarara uğramasını, ama bir aracı kurum suistimal edip parasını çarpmışsa şeklinde öyle bir şey. Bak şimdi bir şirketin ortağı oluyorsun, tamam mı? O şirketin ortağı olduğun için şirket iflas etmişse iflas kuralı şudur. Bütün varlıklar paraya çevrilir. Alacaklılara para ödenir. Eğer kalan bir para varsa hissedarlara ödenir. Ama batan hiçbir şirkette zaten öz sermaye negatif olduğu için para kalmaz. Hatta ortaklardan yeni para bile istenebilir. Yani şeyde. Hocam bu pratikte de böyle benim başıma geldi yani. İş yeriyle bir davalık olduk yıllar evvel. Evet. Haklıyız, alacağımızı alamadık. Her şey ispatlı, kanıtlı, şahitli falan. 5 sene sürdü. 5 sene sonunda benden para istediler. Gidip vermek zorunda kaldım. Detayına girmeyeyim. Hiç şaşırmadım. Yani bu şeyde de böyle, piyasada da böyle, pratik hayatta da böyle, iş dünyasında da şu böyle. Şu an tabii ben UKİ'nin son durumu nedir, nasıl kapadım bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum da. Dolayısıyla çok net bir cevap veremeyeceğim. Peki ama şimdi çok SPK demişken şey. Çok az vaktimiz var. Bir dakika. Aydın Ferhat Güzelcan da demiş ki SPK aracı kurumların düştükleri zor durumdan dolayı hesabı olan yatırımcıları koruduğu bir sigorta sistemi var. Sizin az önce söylediniz. Evet, evet. Bir şirketin yatırımcısını korumak açısından bence bir tahtanın kapalı kalması gözaltı pazarına alınmasından daha mantıklı değil mi? Şöyle ama şöyle bir şey de var. Yani piyasa ne kadar likitse o kadar iyidir. Şimdi belirsizlik varsa ve herkes bir haberi bekliyorsa tahta kapatılır. O dedikodu ve spekülasyonların fiyatı engellemesi içindir. Şeker piliç olayında onu kastediyor zannedersem. Banvit görüşmeler yapıyordu şeker piliçte. Ne sonucu ne çıkacağı bilinmiyordu. En son Banvit şu açıklamayı yaptı. Görüşmelerimiz sonlandırılmıştır. Evet. Sonra tekrar görüşebiliriz dedi. Bunun üzerine tahtayı açtılar. Hı hı. Çünkü o belirsizlik bitti orada. Şimdi olanlar, elinde olanlar isterse satar, isterse alır. Yani likiditeyi sağlamak zorunda piyasa. Yani ömür boyu tahtanın kapalı kalması söz konusu değil. Peki. Değil. Veya şirketin mali yapısı düzelene kadar tahtanın kapalı kalması uygun hocam. Değil yani. Süremizi doldurduk. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın sabah yine beraber olacağız. Teşekkür ediyorum. Ben hocam. Teşekkür ediyorum. Bizimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra ana başlığımız sağlık olacak bugünün gündeminde.